Aşk operasyonu başlıyor. Sakız torbasını neredeyse asansörde unutuyorduk. Dur biraz. İşte siparişin. 1000 parçalık özel bir şıp sevdi sakız paketi. Serkan ve Sinem sakızları ayırıyor. Hey Serkan, çok fazla aldın. Dur, bu adil değil. Bak, yeni bir yarışma fikri buldum. Sakızları çubukla almamız gerekiyor. Kim daha çok alacak göreceğiz. Hadi başlayalım. Sinem için... Ne yarışma ama? Pembe ambalajlı tüm sakızları aldı. Serkansa sadece birkaç parça alabildi. What? Bu işe yaramayacak. Sakız saldırısı. Aha! Sinem çubuğuyla sakızı kolayca durdurdu. İzle ve öğren Serkan. Bir daha da sakıza elinde dokunmaya cesaret etme. Bu kurallara aykırı. Biliyor musun Sinem? Kurallar çiğnenmek içindir. Tüm sakızlar benim. Bu çok kaba Serkan. Tüm aklımıza gelen sakız oyunlarını denedikten sonra aklımıza birden yeni bir fikir geldi. Bu sakız çok esnek. Sinem tut. Yeni bir yarışma buldum. Hadi başlayalım. Sakızı atlama ipi gibi esneteceğiz. Serkan tut şunu. Şimdi de zıpla. İp atlama uzmanına yol açın. Kaslarımızı ısıtmak çok önemli. 1, 2... Olamaz. Başarısız oldu. Başka bir yarışma bulmamız lazım. Sıkıcı bir gece mi? Çabuk sakız yarışmamıza başlayalım. Bu şekilde sakızımızı aklımıza gelen her şekilde kullanabiliriz. Hey, bugün siz de sakız yarışmamıza katılacaksınız. Sakız evrenine hoş geldiniz. Bir sürü zor sınavla karşılaşacaksınız. Sakızı gözlerimiz bağlı şekilde bulacağız. Yarışmacılarımız kutuların içinde ne olduğunu göremiyor. Belki de böylesi daha iyidir. Solucan dünyasında sakızı bulalım. Domates soslu bir kase fasulyenin içinde. Ve kaktüslerin içinde. Serkan çok cesur. Ah, bu dikenli. Bu da ne? Umarım kirpi değildir. Tamam, sakızı aldım. Kazandım. Sırada Hilal var. Hadi kızım. Orada ne var? Şüpheli bir şey. Bilmek bile istemiyorum. Sanki biri bu sakızı daha önce çiğnemiş ve tükürmüş gibi hissediyorum. İşte burada. Kaygan ve iğrenç. Sinem diğerlerinden daha şanslı değil. Umarım hayvanları seviyordur. Ah olamaz. Hareket ediyor. Bu bir solucan. Eğer bana gelirse onu da yemek zorunda mıyım? Sinem, sakızı çiğnemen gerekiyor. Hayvana işkence yapmayı bırak. Yerine koy. Oh, neyse ki. İşte sakız. Hadi ama Hilal. Birlikte çiğneyelim. Ve işte başka bir yarışma. Sakızı ellerimize kullanmadan alalım. Sinem kazanmaya kararlı. Hey Serkan, çekil. Saçımı toplamam lazım. Burada bir kase su, un ve süt var. İşe koyulma zamanı arkadaşlar. Hilal, yüzüne un maskesi istemiyor musun? Tamam Serkan, sütün tadına bak bakalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır, pozisyon al ve dal. Sen de Hilal. Sinem kolayca alttaki tüm sakızları aldı. Gerçek bir deniz kızı gibi. Hilal de onların içinde bir paket sakız buldu. Ama hiçbir şey göremiyor. Serkan bir haftalık süt içti. Ama sakızı aldı. Sakız yarışması bir yemek şakası için de harika bir fırsattır. Herkesin menüsünde hamburger var. Sakızı mikrodalga fırında ısıtalım. Ve farklı gıda boyaları ekleyelim. Hamburger malzemeleri yapalım. Ekmek şekli oluşturalım. Köfte, marul,
Domates dilimleri. Peynir. Ekmeğin üst kısmı. Sakız hamburgeri. Birleştirelim. Beyaz sakızdan yapılmış susamlarla süsleyelim. Ama sadece Sinem sakızından kocaman bir baloncuk yapabildi. Bunu nasıl yaptın? Üç deyince hep birlikte güçlü bir şekilde şişirelim. Olamaz. Büyük başarısızlık. Bu işin sırrını bilmek ister misin? Benim hamburgerim sakızdan yapıldı. Bu yüzden en büyük baloncuğu da ben yaptım. Bugün sınav olacağız. Ama sakız yarışmamız halen devam ediyor. Sınav olmaya hiç hazır değiliz. Zeynep Hoca'ya şaka yapma zamanı. Hey Hilal, tatlı kulağını çıkarsana. Mikrodalgada biraz sakız eritelim. Gıda boyası ekleyelim. Yoğuralım. Kulak şekli verelim. Şekil verme aleti kullanarak kulağa delik oluşturalım. Tatlı kulağını bana ver. Çok lezzetli. Ah, Zeynep hocam imdat. Kulağım. Ve Seda sınav sırasında sadece tırnaklarını değil tüm parmağını yiyor. Bir sakızı eritelim ve boyayalım. Parmak şekli verelim. Spatula ile tırnak şekli verelim. Şekil verme aletiyle eklem yerleri yapalım. Daha açık renk sakızdan tırnak yapalım. Bunu parmağın boşluğuna yerleştirelim. Çok güzel. Seda, hayır. Parmağını geri tökür. Ama Sezen herkesten daha başarılı. Onun çok lezzetli ve yemyeşil bir sümüğü var. Bir sakızı eritelim ve ten rengine boyayalım. Burun şekli verelim. Yuvarlak şekil verme aletiyle burun delikleri yapalım. Fazlalıkları keselim. Mısır şurubuna yeşil gıda boyası ekleyelim ve şeffaf bir tüpe dökelim. Tüpü burnun arkasındaki boşluğa yerleştirelim. Ve sakızla kaplayalım. Devasa burnumu çok seviyorum. Bu çok korkunç. Zeynep Hoca daha fazla dayanamayacak. Bu öğrenciler yamyam. İşe yaradı. Sınav iptal oldu. Serkan tatlım, ne yapıyorsun? Kız arkadaşına özen göster. Bebeğim, hadi ama sarılalım. Artık beni sevmiyor musun? Bilgisayarını bırak. Ben bilgisayardan daha iyi değil miyim? Biraz da benimle ilgilen, hadi. İstemiyor musun? O zaman aletine veda et. Dur biraz Hilal. Bilgisayarım nerede? Ona ne yaptın? Yine mi dondurucuya koydun? Aa, demek buradaymış. Tamam, daha kötü de olabilirdi. Bu da ne? Sakız mı? Hilal! Neden bunu yaptın? Beni sakıza korkutmak istediysen enerjini boşuna harcamışsın. Bu Serkan'ın korkulu rüyası. Kız arkadaşı ve kardeşi onu canlı canlı sakıza gömecek. Aa! No. Hadi ama Serkan, dünyadaki en büyük sakızı yapacağız. Burada devasa bir sakız tarlanız oldu kızlar. Daha önce hiç bu kadar fazla sakız görmedik. Çok büyük olacak. Büyük bir kabı baloncukla sakızla dolduralım. Fön kullanarak ısıtalım ve yoğuralım. Gıda boyası ekleyelim. Yavaş yavaş büyük bir sakız topu yapalım. Dev sakızım sonunda bitti. Harika! Tamamen unutmuştum. Ama Hilal'in yeni bir planı var. Sakızı büyük pembe bir slime'la değiştirecek.
Ve bu küçük adam şimdilik köşede duracak. Hey Serkan, gelsene. Seni tatlı bir kundağa saracağız. Sakız yarışmamızı sevdiniz mi? Öyleyse siz de bunlardan hangisini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Sakızdan hamburger, kulak şeklinde sakız ya da solucanların arasında sakız bulma. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni komik yarışmaları kaçırmazsınız.